Ayrıca bunun yaralanmasının için... sebebi %90 alkoldendir. Şimdi kişi alkol kullanmıyorsa da karaciğer yağlanıyor. Neden? Beni ziyarete çocuklarda geldi. Çocuklarda da görülmeye başladı artık. Evet, yani fast food tarzı beslenme, evet, abur cubur yeme, aşırı kimyasal ilaç kullanma. Karaciğer yağlanmasının sebebi alkol. Fakat hayatında alkol kullanmamış insanların da karaciğeri yağlanıyor. Neden? Çünkü bağırsaklarına mantar yerleşmiş. Mantarlar ne üretiyor? Zehirli gazlar, zehirli alkoller. Mesela duyarsınız arada bir televizyonlarda, işte Marmaris'te, Bodrum'da oradaki turistler sahte alkol içti, evet, zehirlendi, hastaneye oldu ve ölüm vakaları oluyor. Neden? Çünkü sahte alkolde etil alkol değil, metil alkol var. Metil alkol ölümlere sebep oluyor. Sahte alkol üreticileri, kalitesiz alkol üretenler hemen bir şeyler yapıp satıyor. Bilmiyor ne olduğunu. Alkol yapıyor ama nasıl bir alkol, içinde ne var bilmiyor. Yani özelliklerini bilmiyor. Herhangi bir ölçüm aleti ve hiçbir şey yok tabii ki. O teknolojiye sahip değil. Üretiyor, satıyor, vatandaş zehirleniyor, ölüyor. Şimdi bağırsaktaki mantarlar da en tehlikeli alkolleri üretir. Neden üretir? Hamurlu tatlı yiyeceklerden veya meyveden. Metil alkol, etil alkol, bütil alkol, heksil alkol gibi çok tehlikeli alkoller üretir. Bağırsaktaki mantarlar. Nereye gidiyor bu alkol? Emiliyor, karaciğere giriyor. Bağırsaklar vitamin, mineral, enzim, glikozu emdiği gibi, absorbe ettiği gibi zehirli gazlar, zehirli alkoller her şeyi emiyor. Her şey bağırsaklarda karaciğere gelir. Karaciğer büyük bir laboratuvar gibi. Lüzumlu olan vitamin, mineral, enzim, glikozu yavaş yavaş kana veriyor. Toksik maddeleri arıtmaya çalışıyor. Neyle arıtacak? B6 vitamini, B12 vitamini ve folik asitle. Arıtamazsa ne olur? Karaciğer yorulur, yağlanır. Yavaş yavaş iflas eder. Gider, biter. İnanç Bey beni aradı, beyefendinin biri. 40 yaşlarında tansiyon, kolesterol değerlerini öğrenmek için doktoruna gitmiş. Durumum nasıl diyor. Çünkü baş dönmesi var adamcağızda. Baş ağrısı var. Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk. Birçok hastalık var. O doktoru muayene etmiş. Bakmış. O karaciğerde 3 tane kis var demiş. 3 santim, 2.2 santim ve 1.5 santim. Karaciğer yağlanmış. Ne olacak? Ameliyat edeceğiz. İşte dikkat etmesiniz siroze dönüşür. Karaciğer nakli gerekir vesaire deyince adamcağızın psikolojisi bitmiş. Ha ne olacak ben bu yaşta demiş. İnternetten araştırmış. Yani aramış beni geldi. Ne olacak benim durumum? Panik yok dedim. Acele yok, panik yok. Bakacağız göreceğiz. Sabır gerektir. Evet. Şimdi karaciğer yağlanmasına karşı dünyada en etkili bitki enginar. Ama bazıları zannediyor ki enginarın bu şu çiçek tabanı şu yaprakları soyulduktan sonra, temizlendikten sonra bu çiçek tabanında sebze yemeği yapılır. Enginar yemeği yapılır. Çok güzel, lezzetli bir yemek. Tadı güzel. Zannediyorlar ki bazıları, ha işte ben bunun yemeğini yersem enginarın, karaciğere iyi gelir. Hiçbir faydası olmaz. Neden? Çünkü enginarın birleşimindeki etken maddeler karaciğere karşı siyanopikrin, siyanirin gibi etken maddeler içerir. 400 bin defa sulandırsanız acılığını hissedersiniz. Bu etken maddeler bu gövde de değil, yani bu çiçek tabanında değil. Dallarındaki yaprakta. O da çok çok acı olduğu için kimse onun çayını içemez. Ben denedim, içemedim. Şimdi bununla ilgili Almanya'da birçok klinik araştırması yapılmış. Yapılan araştırmalar sonucunda karın ağrısı, şişkinlik, hazımsızlık, baş dönmesi, kusma, bulantı, ishal, kabızlık, karaciğer yağlanması, lipid trigliserit rahatsızlara karşı belgelenmiştir. Mesela Hamburg'dan, Hamburg'da Riesen Hastanesi'nde Profesör Doktor Fintilman 553 hastayı karaciğer yağlanması, tansiyon, kolesterol, lipid trigliserit gibi rahatsızlar olan hastaları tedavi etmiştir. Problemsiz. Sadece bu enginarın
yaprağından elde edilen ekstraktla. Yani başka bir şeyle değil. Yani o yenen kısmı faydası yok. Geçen de bana bir beyefendi gelmiş diyor ki, onda da birçok problem var. 200 kilo enginar aldım, depoladım. Yemeğini yapacağım, yiyeceğim, iyileşeceğim. Bütün bir yıl boyunca enginar yiyeceğim. Dedim ki hiçbir faydası olmaz. Çünkü etken madde burada hemen hemen sıfır. Onda yok. Evet. Yaprağında bunun, çiçek tabanında değil. Biz bununla ilgili çok özel bir formül geliştirdik. Enginar, birleşiminde enginar ekstraktı, deve dikeni ekstraktı, şahtere ekstraktı, karahindeba ekstraktı, efendim mahonya ekstraktı vesaire. Bu çok kısa sürede karaciğer yağlanmasını bunu kullandığı zaman kişi... Biz bununla ilgili, karaciğerle ilgili üç tür formül geliştirdik. Neden üç çeşit? Enginar karaciğer yağlanmasına, şahtere forte, bu karaciğerde safra akışını artırır. Safra kesesindeki oluşan polipi eritir, taşı eritir, efendim çamuru eritir. Safrayı temizler, arıtır. Şahtere forte. Şahtere, bununla ilgili klinik araştırmaları var. Şahtere safra için ideal. Deve dikeni ise, bu deve dikeni ağırlıklı. Bunun birleşiminde de enginar, şahtere diğerler var ama deve dikeni, bu da karaciğer zehirlenmesine karşı etkili. Mesela bazen insanlar sonbahar, ilkbahar aylarında ormanlarda mantar toplarlar, yerler rastgele. Bazı mantarlar çok çok tehlikeli. Mesela böyle yuvarlak beyaz bir fütür şeklinde bir mantar var. Amaretin denen etken madde içerir. 10 mikrogramı dahi insanı zehirler. Öldürebilir. Karaciğer hücrelerini iflas ettirir. İşte bu deve dikeninin birleşimindeki zilimarin denen etken madde günümüzde hemen hemen her eczanede, her hastanede bunun karaciğer zehirlenmesine karşı hazır ilaçları bulunur. Deve dikeninden elde edilen. Mesela sadece Almanya'nın Mainz şehrinde bir ay içerisinde 18 kişi mantar toplamış, yemiş, zehirlenmiş. Sadece bununla tedavi edilir. Başka bir şey tedavi edilmez, karaciğer zehirlenmesi. Sadece mantar değil, aynı zamanda bazı kimyasal ilaçlar da tetra klor aynı zamanda karaciğer zehirlenmesine sebep olabilir. Karaciğeri iflas ettirebilir. Yani sadece burada karaciğeri iflas ettiren, zehirleyen mantar değil. Bazı kimyasal ilaçlar da aynı şekilde karaciğeri zehirleyebilir. Karaciğer zehirlenmesine, yağlanmasına karşı enginar çok çok etkili. Klinik araştırmaları var. Alıp kullananlar da zaten memnun. Mükemmel bir etkisi var.